Herkese merhaba, ben Altay Khan. Age of Empires 4'ün en detaylı Türkçe rehber serisinin birinci videosuna hoş geldiniz. Kik ve YouTube'daki canlı yayınlarıma katılmanızı rica ederek videoya başlıyorum. Başlamadan önce olarak tanımladığım bir önceki videoda Age of Empires 4 nedir sorusunu yanıtlamaya çalışmıştım. Birinci video olarak tanımladığım bu videoda ise oynanış temellerine değineceğim. Herhangi bir oyun moduna girerken kendi düşüncenize göre bir ulus seçiyorsunuz ve oyuna başlıyorsunuz. İster çevrimçi rakiplere karşı, ister yapay zekaya karşı bir maç atabilirsiniz. Maça bir şehir merkezi yani town center, birkaç koyun ve bir adet gözcüyle başlıyoruz. Örnek vermek için basit uluslardan İngilizleri tercih ettim. Fakat her ulusun kendine özgü farklı mekanikleri ve başlangıç şekilleri var, bunu unutmayalım. Köylüler oyunun omurgasını oluşturuyor. Köylüler kaynak topluyor, teknoloji, üretim veya savunma binaları gibi binaları inşa ediyorlar. Köylü yoksa üretim yoktur. Üretim yoksa ordu yoktur. Köylü milletin efendisidir diyerek atamızı da anmış olalım. Gözcüler yani öncüler haritanın keşfedilmemiş bölgelerini keşfetmenizi, koyun toplamanızı sağlıyor. Başı boş bir koyunun yanına giderseniz eğer koyun Öncünüzü takip etmeye başlayacaktır. Ayrıca rakibinizin ne yaptığını, hangi hamleleri yapacağı ile ilgili bilgiler alabilirsiniz. Oyunun ilerleyen safhalarında ise öncünüzle birlikte rakibinizin köy çevresini dolaşarak onun ne planladığına bakmanız önerilir. Şehir merkezi köylü üretmenizi sağlıyor ve köylülerin herhangi bir tehlikede saklanacağı bir garnizon görevi görüyor. Bu anki yamada başlangıç şehir merkezimiz 15 garnizon kapasiteli, daha sonra kurabileceğimiz ek şehir merkezlerin garnizon kapasitesi ise 8'dir. Bunların dışında ise kaynakların toplandığı bir merkezdir. Şehir merkezinden hiç durmadan sürekli köylü üretmeyi unutmayın. Bunu unutursanız ekonomide çok geri kalabilirsiniz. Kaynak demişken de ikinci videomuzun konusu oyundaki kaynaklar olacaktır. Sizleri Kik'teki ve YouTube'daki canlı yayınlarıma davet etmeyi son kez unutmamalıyım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenlikler.